Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır. Onlara bir bakalım. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın Bulgar Milletvekili Angel Cambaski'nin geçen hafta sonu Üsküp'te Mara Buneva'nın ölüm yıl dönümü anma töreninde kışkırtıcı konuşmalarına bir tepki olarak yaptığını açıklamasıyla birlikte Bulgaristan ve Kuzey Makedonya'dan siyasetçiler ve tanınmış kişiler iki ülke arasında güven inşa etme ve iyi komşuluk ilişkileri geliştirme konusunda sorumlu bir role sahipler diye denildi. Bulgaristan Alışsanda Dışişleri Bakanlığı hakaretler ve provokasyonlar kesinlikle kabul edilemez ve zarar verici olduğunu söylüyor. Başbakan yardımcısı ve baş müzakerecisi Boyan Mariçiç ülkenin geleceği adına siyasi bir uzlaşının sağlanması gerektiğini ifade etti. Mariçiç yaptığı açıklamada Kuzey Makedonya Avrupa istikametini artık tasdikledi. Bunun istikrarlı bir şekilde korunması ve gelecek 10 yılın şekillenmesi adına tamamen buna ilişkin olarak ciddi bir siyasi uzlaşma gerekiyor diye açıklamasını yaptı. Hükümet Marian Spasovski yaptırımların infazından sorumlu idarenin müdürlüğünün görevinden alınmasıyla ilgili olarak hükümetten karar gelmişti. Yaptırımları uygulama kurumu başkanın Marian Spasovski görevden alınmasına ilişkin bilgi Başbakan Dimitar Kovacevski tarafından açıklanmıştı. Dünkü hükümette düzenli basın toplantısında mevcut olanın çalışmalarından memnun olmadığını açıkladı. Buna ek kurumun yeni müdür için seçim sürecinin başladığı anlattığını da kamuoyuyla paylaşmıştı. Toplantıda geri kalan gündem noktaları arasında İsrail ile iletişim anlaşmaları da yer almıştı. Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın kararıyla ilkoku ve liselere yönelik öğretim yılı takviminde değişiklikler yapıldı. 18 Ocak tarihinde başlaması gereken ikinci yarı yıl enerji tasarrufu nedeniyle 23 Ocağa ertelenmişti. Kanunun 180 gün olması gereken öğretim yılı takviminde de değişikliğe gidildi bu yıl 9 Haziran'ın tamamen mevcut olan talanlanması ile ilgili olarak açıklamalar yapılırken Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ayrıyetten ikinci yarı yılın 23 Ocak'ta başlayacağı da duyuruldu. Açıklamada ayrıca tüm okullarda subvansiyonlu ısıtma enerji ve enerjisinin tamamen elektrik olarak kullanmaları konusunda bir çağrı da söz konusu olmuştu. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Şpilye Su Santralı 2022 yılında toplam 224.145 megavat saat bir elektrik üretimiyle planlanmış olan elektrik üretiminin %94 ve %108 olarak gerçekleştirmiş bulunmaktadır mevcut olan Karadrim santralleri kapsamında Globoçita su santralı da yer almaktadır. Onlar 2022 yılında toplam 145.819 megavat saat bir elektrik üretimiyle %86,5 planlanmış olan elektrik üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Ada veri kaynaklarına göre her iki santral 2022 yılında 370.044 megavat saat bir elektrik üretimiyle toplam planlanmış olan elektrik üretiminden %91,3 olarak gerçekleştirmiş olarak bulunmaktalar. Halk savcı veya popüler olarak Kob bölgemizden toplam 9 tane şikayet ulaştırılmıştır. Mevcut olan oradaki raporlarına göre Debre Merkez Jupa Ohri, Ustruga Makedonski Brod ve geri kalan özellikle bazı yerlerine tam mevcut olan ihbarlar ve şikayetler üzerine bir istatistik hazırlanmıştır. Bu istatistiği ofis temsilcisi ve Rufati'ye göre tam sayıda göstermektedir. Sahi ise Debre ve Debre bölgesine 9 tane şikayet söz konusu olmaları ile beraberce bunlar çoğunu savcılık, mahkeme ve iş kurma konusundan mevcut olan problemlerden kaynaklanmaktadır. Bütün er belediyeden gelmiş olan şikayetlerin toplam sayısı ise Karçova'ya toplam 200 şikayet söz konusu olarak bu mevcut olan istatistiklere dahil olmaktadır cep işte Trebişte sınır geçiş kapısı şimdilik ise sadece 6 ile 19 arası faaliyette bulunmaktadır. Mevcut olan sınırın her iki tarafında yaşayan köy sakinlerin taleplerine göre 24 saatlik bir mesai istenmektedir. Her iki tarafta yaşayan Köylüler özellikle bu sınır kapısını iyi bir şekilde değerlendiriyorlar. Şu an ise sınır kapısı sadece sabahtan 6'dan akşam 19'a kadar geçişleri için açık bulunmaktadır. Merkez Şupa Belediyesi'nde yeni bir proje gündeme gelmektedir. Yaşlıların bu seferde ek olarak beraber olacakları bir yer olacaktır. Belediye ve Çalışma ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nca ortak bir çalışmalarına başlanmaktadır. O şekilde alınmış o an desteğiyle bir de belediyenin imkanlarıyla belediye binasında yaşlıları için yeni bir beraber olma merkezi açılacaktır. Bununla ilgili olarak tüm gereken maddi destekler de ayarlanmıştır. İnşaatlara da baş başlanmıştır. Epifani Bayramı yarın bölgemizde de kutlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Politikaları Bakanlığı'nca yapılmış olan açıklamasına göre yarın Ortodoksları için tatil günü olacaktır. Öte ise Epifani bir dini bayramıdır. Ortodokslukta Teofani olarak da adlandırılmakta. İsa'nın doğumundan 12 gün sonra kutlamasına Atven 12. gün bayramı olarak da alınmaktadır. Bölgemizde kutsal haçın atılması ile ilgili olarak Bigorski Manastırı personeline göre Radika Nehri'ne atılacaktır. Devrede ise Sveti Petkak Lisesi'nde oradaki havuza atılacaktır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.